Hem anı videosu oluyor benim için. Bak ekmek, ekşi maya ekmeği satılıyor. Hem de yaşadığım yeri, köyümü sizlere gösterme videosu oluyor. Sıram baklava yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi yanımızda Deniz'in sahibi var. Sizi tanıyalım. Benim ismim Bünyamin. Bünyamin Bey. Aynen. Bursa'da da çarşamba günleri pazara çıkıyor. Mükemmel oldu. Geçti inşallah. Ve finali senle yapmak için tamam. Yanına geldim. Tamam, iyi yaptın, hoş geldin. Elektrik malzemeleri, tamam mı? Evet, her şey var. Malzemeleri, her şey var. Evet. Yok yok. Birçok yeşili görmüyorsunuzdur ama bu şekilde bir yeşili gördüğünüzü ben tahmin etmiyorum. Buraya geldiğinizde buraya uğramadan gitmiyorum. Arkadaşlar merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Birol Deniz ben. Şimdi neredeyim? Burası Bursa'nın Söğüt Alan Köyü. Hemen cep telefonunuzu açıyorsunuz. Maps uygulamasını, yani haritalara giriyorsunuz. Yazıyorsunuz oradan. Söğüt Alan Bursa Türkiye. Ve buraya geliyorsunuz. Yemyeşil bir köy arkadaşlar. Bu köyde yaşadım. Bu köye doğdum. Ve biraz sonra size bu köyün yeşilliğini göstereceğim. Şöyle çeker misin senin biraz daha bu tarafa? Görüyorsunuz arkadaşlar. Hani diyorlar ya, şöyle bir şey var. Hani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz gibisinden. İşte burası. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz tarzı bir yer. Ve şimdi de köyün içine yavaş yavaş giriyoruz. Videoya başlıyoruz. Thank you.
Burası da arkadaşlar taş depo oluyor. Burası önceden taşlıktı. Tabii şu an şey var üzerinde, yani toprak var. Buradan 10 numara bir nasıl diyeyim size, çayınızı kahvenizi falan alıp geldiğinizde buraya 10 numara bir görüntü olacaktır. Şöyle manzarası var, süper manzara. Birlikte gelin istersen. Yeşilliğin en dibi, en güzeli. Neden burasını sizlere gösteriyorum? Burası arkadaşlar geceleyin 10 numara oluyor. Buraya çayınızı, çekirdeğinizi alıp yıldızların altında hoş sohbetle patırdım çıktım ama kesmeyeceğim, tamam mı? Abi, beceremedim bunu çünkü ben alışkın mıyım böyle action videolar çekmeye? Bana böyle gezelim görelim videolar olmuyor. Onu anladım. Neyse bak, bu arada yeşillik var burada. Gösterebilirsin bu taraflarda. Yani action video çekmem lazım benim. Böyle tırmanmam lazım bir şeylere. Hoplama zıplamam gerekiyor. Yani tatil videoları benlik değilmiş, onu anladım. Ama bu da bir hem anı videosu oluyor benim için, hem de yaşadığım yeri, köyümü sizlere gösterme videosu oluyor. Şöyle düşmezsen bir gelebilir misin aşağıya doğru? Evet. Şuraya arkadaşlar çok geldim. Yani burası normalde toprak döküldü buraya. Toprak dökmemiş hali. Orijinal hali böyleydi. Bu şekilde. Buraya gelip işte oturuyorduk bu şekilde. Şöyle. Ve burada ben yavaş yavaş muhabbet, sohbet, goy goy sabaha kadar devam ediyor. Neden? Çünkü şu an mesela burada ağaçlık ya, burası senin. Ne oluyor? Zaten ışık da az olduğu için şeyde, köyde komple ışıkları da kapatıyor. Yıldızlar olduğu gibi yukarıda. Bütün Samanyolu'nu burada izleyebilirsiniz yani. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çayınızı, kahvenizi, çorbanızı, püskivinizi alın gelin buraya. Burası Söğüt Alan ve izlemeye devam edin. Video devam ediyor. Arkadaşlar şimdi geldiğimiz yer bir un değirmeni. Eski zamanlardan beri yapılan un öğütme işleminin birebir aynısı burada yapılıyor. Şimdi size onu göstereceğim. Köye geldiğinizde, yani Söğüt Alan köyüne geldiğinizde mutlaka buraya da gelin. Bakalım içeride neler var. İstersen ilk başta içeriye girelim. Orada ne var ne yok. Bir bakalım. Böyle geldiniz arkadaşlar. Şimdi görmeyenleriniz vardır. Burada un öğütülüyor. Ve nasıl öğütülüyor? Onu göstereceğim sana. Şu devrim taşı alabilir misin? Buradan buğday bırakılıyor. Yani öğütülmesi gereken o şey, malzeme bırakılıyor. Bu da dönüyor taş. Taş dönerken buğday buradan aşağı doğru akıyor ve taş bunları parçalıyor. Bu şekilde burada un üretiliyor. Arkadaşlar şimdi yanımızda değirmenin sahibi var. Sizi tanıyalım. Benim ismim Bünyamin. Bünyamin Bey. Aynen. Bünyamin Bey'le beraberiz. Değirmencinin oğluyum, büyük oğluyum. Evet. 2009 yılından beri bu işi yapıyoruz. Evet. Ben bir yıldır falan buradayım. Tamamen eski usulde çalışan değirmen. Su yardımıyla. Evet. Yaklaşık 500 kilo taşı su çeviriyor. Taş 500 kilo mu? Yaklaşık 500 kilo civarında. Peki tek taş mı, çift taş mı? Çift taş. Çift taş da? Alttaki taş sabit, üstteki taş mil yardımıyla altta çark var. Çarkı mil yardımıyla döndürüyor çift taşı, evet. Üstteki. Dönerek de eziyor buradayı. Su geliyor bir yerden herhalde. Tabii arka tarafta tepede yani şey, basınç yapması için yüksekte su. Şey var, su var. Su var. Halde. Aynen. Variler yardımıyla su aşağı iniyor. Çapı daraldığı için çarka basınç yapıyor. Yaklaşık 30 ton civarında basınç yapıyor çarka. Peki bu şimdi taş eski, yani formunda bir taş. Aynen. Kaç yıldır sence bu? Hani yani biz tarihi. Buraya 6 yıl oldu alalı. 6 yıldır var ve daha öncekilerde çalıştırıyor. Yani en azından bir 30 seneliği var yani. Taşın 30 seneliği var. Var. Anladım. Evet. Ve bir hani Allah'ın nasip ederse bir 30-35 sene daha gider yani. Şimdi burada iş yapıyorsunuz. Senin sizin de reklamınızı yapalım. Neler yapıyorsunuz? Biz yerli tohumdan, ata tohumundan yani ürünler üretiyoruz. Kendimiz ekiyoruz. Evet. Kendi buğdaylarımızı ekip, kendi su değirmenimizi öğütüp. Her bunu, şey orijinal. Tabii. Bunu kendimiz işliyoruz. Yani un olarak da satıyoruz. Ekmek olarak da, erişte olarak. Yani tarhana, unlu mamuller olarak da satıyoruz yani. Evet. Una satıyorsunuz. Peki nerede satıyorsunuz?
Hani internet üzerinden mi yoksa hani bir yere mi götürüyorsunuz? Pazarınız var mı Bursa'da veya İstanbul'da veya başka bir yer? Yönlendirelim insanları oraya gelsinler almaya. İnternet üzerinden satış yapıyoruz genelde. Balıkesir'de şubemiz var kendimize ait. Bursa'da da çarşamba günleri pazara çıkıyoruz. Hangi pazardır? Beşevler'de Konak Mahallesi'nde kapalı pazar alalım. Kapalı pazar alındasınız. Evet. Köylü pazar alalım. Beşevler'de Konak Mahallesi'ne girin. Bursa'da yaşayanlar veya Bursa'dan geçenler. Evet, İnternetten de nasıl ulaşacaklar size? WhatsApp numaramız ve sayfalarımız var. Sayfayı versek daha iyi olur. Değirmenci Dayı diye. Değirmenci Dayı diye aratın. Facebook'tan mı? Google'dan mı? Google'dan. Google'dan Değirmenci Dayı yazın. Ulaşın. Aynen. Instagram sayfası, Facebook oradan sayfası. Oradan da mutlaka ürünlerini alın diyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgi için. Sağ olasın. Evet. Arkadaşlar şimdi az önce içeride Bünyamin Bey demişti ya. Yukarıda su birikintisi var. Bu değirmenin işte içerisindeki taşları döndürüyor diye. Şimdi size onu göstereceğiz. Dikkat et senin taşlar var. Daima düşme bir şey olmasın. Videodan daha önemlisin yani. Hemen önce insan. Şimdi şöyle gelebilir misin? Gelemez misin? Versen bana o zaman kamerayı. Seninden kamerayı alıyorum arkadaşlar. Burada bir dakika ben bunu şöyle bir kayıyor çünkü yerler. Bakın burada su birikintisi var. Şöyle çıkacağım en tepeye kadar. İnşallah kırmam. Burada su birikintisi var. Şu an kapalı. Şu ağzı buradan boruyla aşağıya gidiyor. Basınç içerideki çarkı döndürüyor. Tabii su birikintisinde çok fazla değil. Büyük ihtimal kullanılmış veya yaz olduğu için aylardan yavaş yavaş tabii kapanıyor şeyler. Yani düşüyor yani su birikintisinin suyun seviyesi düşüyor. Burada bu şekilde birikiyor arkadaşlar. Aşağıya gidiyor ve değirmen taşını döndürüyor. Şöyle kendime çevireyim burada. Arkadaşlar değirmeni de size göstermeye çalıştım. Burada orijinal un üretiliyor. Biraz sonra da bu orijinal üretilen undan yapılan malzemeleri işte börektir, çörektir, tatlıdır, ekmektir onları göreceksiniz ve devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi sizlere burada üretilen orijinal undan yapılan ürünleri göstereceğiz. Gel senin bakalım içeri nerede olur. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Şimdi burada orijinal undan dedik ki ürün üretiliyor. Yani bir şeyler yapılıyor. Evet. Bakın anlatın bakalım ne yapılıyor burada. Bahar, seni çekebilirsin. Bahar anlattı. Şimdi her şey yapılıyor burada. Yakın çekip yapabilirsin istersen. Baklavasından tutun, ekmek, neler var başka? Şöyle gitsen, seni şöyle gitsen. Portaj yapıyor ya, ona göre söyle. Ben ne bileyim. Her işletme anlatsın. Erişte, tahana. Evet. Başka? Yani neler, mesela şu an ne yapıyoruz ben bilmiyorum. Baklava, şu an baklava yapıyoruz. Baklava yapıyoruz. İyi orada oluyor benim. Bir de hani şey olur baklavalar. Baklavalara o şey yapıyoruz. Bak, sipariş alabiliriz. Zaten şey yaptık yani. Sayfasının ismini verdik. Verdiniz mi? Verdik az önce. Aynı zamanda Beşevler'de işte bir pazarda satış yapılıyor. Onlar da söyledik ya. Burada yani göstermek istiyorum ben şeyi, olayı. Evet. Tam nasıl yapılıyor? Tam içinde böyle yapıyoruz. Bu köy ekmek baklavası. Köy baklavası bu. Köy baklavası. Köy baklavası. Farklı yani. Orjinal. Tabii. Orjinal. Orjinal fırında pişiyor bu. Tamam. Hazır fırında. Taş fırında. Taş fırında. Fırın nerede bu fırın şimdi? Ha? Süper. Ama fırını çekmeyin. Olduğunu. İçinde şeyler. Ne yapalım Toparlansın da olasın. Buranın içindekileri şeye baksana. Bu fırın hakkında bize bilgi verici olan var mı içinizde? Gülseren ablam var. O zaman Gülseren ablam. Gülseren ablası şey ya. Ben bu fırın hakkında bilgi verirsen bize insanlar izlesinler yani bu fırında ne oluyor, ne yapılıyor, nasıl oluyor yani. Bayağı yani ekmek. Sonuçta burada bir ürün yapılıyor ya, bu satılacak. Evet. Ama hangi fırında nasıl yapılıyor? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ekşi mayayla. Ekşi mayayla. Tam buğday yoğunluğunda. Yok, hayır. Fırın içerisinde kömür mü yapıyorsunuz, odun mu yapıyorsunuz, kaç saat tutuyorsunuz, nasıl oluyor? Meşe odunları falan seyredin. Sen her şeyi anlatmıyorum. Meşe odunu. Burası dağ köyü olduğu için odunumuz da bol. Senin şu an şey yapıyorsun. Fırın da bu. Burada arkadaşlar meşe odunuyla yine orijinal odunla orijinal ürünler yapılıyor ve insanlara ulaştırılıyor. Evet. Doğal. Sağlık adım için doğal besin. Doğal olmuş. Orijinal odun bu bitlerden kireçak diye. Doğal bunlar. Şey merdane nerede? Yakın ısır mısın merdane? Yani şöyle bayağı yakın ısır. Bu zinde köy baklavası satışa sunulur. Buyursunlar gelsin alacak olanlar.
Bak ekmek, ekşi maya ekmeği satılıyor. Tamam. Tarhana, erişte, tahin, kuskus, susam, peynir, her şey var. Keçi peyniri, her şey. İnek, keçi. Yok yok diye bir şey yok, her şey var. Yapılmaktı. Tereyağı. Tereyağısı da var. Her şey var. Arkadaşlar duyduğunuz gibi her şey var burada. Aklınıza gelebilecek her ürün var. Burada da videoyu kapatıp hepsi doğal. Hepsi doğal. Devam ediyoruz. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar, şehirlerde oturanlar, şehrin, betonun bunalımından kurtulmak istiyorsanız böyle bir yeşilliğe geleceksiniz. Videonun başında söylediğim gibi açıyorsunuz telefonunuzdan haritaları, yani maps'i, yazıyorsunuz haritalar diye, aratıyorsunuz ve geliyorsunuz. Şimdi geldiğinizde burada bakın böyle büyük ağaçlar var. Meşe bunlar. Meşe oluyor. Bunun altı gölgelik. Burada piknik yapabilirsiniz. Ben defalarca oturduğum için size de tavsiye ediyorum. Özellikle beni izleyen ünlüler, YouTuber'lar, ne bileyim daha geniş bir kitle gelsin buyursun buraya. Önemli yerlerden biri. Önemli derken gerçekten yani birçok yeşili görmüşsünüzdür hayatınızda. Birçok yeşili görmüşsünüzdür ama bu şekilde bir yeşili gördüğünüzü ben tahmin etmiyorum. Karadeniz bölgesinde vardır bir de burada vardır diye düşünüyorum. Şimdi burada bir köprümüz var. Bunun altından halen su geçiyor. Onun etrafına da oturup piknik yapan insanlar var. O yüzden bunu da size göstermek için videoya bunu eklemek istedim. Gidelim. Arkadaşlar, piknik alanı dedim ya, hani gelin buraya piknik yapın diye. Yani burada masa, sandalye, ne bileyim böyle conconlu şeyler aramayın. Orijinal piknik alanı burası. Gelin malzemelerinizi kurun. Mesela bak burada dere var. Derenin yanına gelip ister sabah saatlerini, ister akşam saatlerini, çünkü öğlen saatini tercih etmem ve şu an çekimi öğlen saati yaptığım için başım şu an benim pişmiş durumda. Karşı taraf gölgedir. Buralara gelip oturup pikniğinizi yapabilirsiniz. Böyle yani şöyle söyleyebilirim size de, yanından dere geçen köy Türkiye'mizde kaç tane bilmiyorum ama böylesine güzel bir köy sayılır hayal ediyorum ve burada dereyi de göstereyim size bu şekilde. Budur yani, başka diyeceğim bir şey yok. Arkadaşlar burası da benim doğup büyüyüp yaşadığım, yıllarca kaldığım ev. Arkada yani şu ceviz ağacının arkasında bir ev var. Şimdi yandan gidelim, seni o evi de gösterelim. Burada doğdum, burada büyüdüm. Yaşamım burada geçti, daha doğrusu temel eğitimi burada aldım. Hani o videolarda izliyorsunuz ya, toplumsal olayları falan. Aslında onlar burada benim kafamda buluşmaya başladılar. Şurası da Söndüroğlu'nun videosunun başladığı yer. O videoyu da izleyebilirsiniz. Videoyu içeride çektim bahçede. Burası da o videonun başladığı yerde. Kanalımda yine o video. Şöyle yandan senin alırsan yeşillik 10 numara değil mi? Burası da başkasının bir artısı işte. Şöyle bu evde arkadaşlar doğup büyüyüp yaşadım. Şöyle şuradan gelirsen senin daha iyi olacak senin için. Şurası doğup büyüyüp yaşadığım yerde bu ev arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki görüntümüz bakkala gideceğiz. Çünkü ben burada yaşarken bakkala gidip bir şeyler alıyordum. Bakkalda bizi Ercan Balat bekliyor. Bekliyor derken de hani yanına gelip video çekeceğim, bir röportaj yapacağım dedim kendisiyle. Doğru gidiyoruz bakkala. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeş, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ercan benim yanındayım. Evet. Arkadaşlar. Nasılsın abi? Teşekkürler, iyiyim, hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Bulduk, merhaba. Nasılsınız bakalım? İyiyiz vallahi. Böyle çekim yapıyoruz. Çekiminiz nedir? Konusu çekimimiz nedir? Bugün köyümüzü, evet, yaşadığım yerleri. Tamam. İnsan gözü nasıl biz görmüşsek bu zamana, evet, kadar aynı, hı, o şekilde yansıtmaya çalıştım. Çok da güzel oldu. Çekiminiz mükemmel oldu. Güzel geçti inşallah. Ve finali seninle yapmak için, tamam, yanına geldim. Tamam, iyi yaptın, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Tabii buraya niye geldin? Burası da köyümüzün en eski en bakkalı. En önemli yeri aslında. En bakkaldan önemli, daha, evet, öte bana göre. Evet. En önemli, doğru, yeri. Buraya geldiğinizde buraya uğramadan gitmiyorsunuz. İlk aynen, baş buraya geliyorsunuz. Ercan abiyle tanışıyorsunuz. Hasbihal ediyoruz dediğin, evet, gibi değil mi? Güzel sohbetler, evet, oturuyoruz. Muhabbetler yapıyoruz. Çay yok ama sodamız var. Soda içiyoruz. Her şey var. Pekiştiriyoruz, evet, sohbetleri falan. Evet. Güzel oluyor dediğin gibi. Niye? Çok eski, 1984'ten beri. Evet. Hizmet ediyoruz. Evet. Tamam mı? Herkesin gördüğün gibi farklı farklı şeyler getirip her şey ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Aynen. Mesela nedir? Bak çok ilginç şeyler var. Pompalardan tut da şey testerelere kadar, spreyal taşlarına kadar. Gösterebilirsin. Çok farklı şeyler var.
Artı mesela ne şey yapıyoruz? İçeride bir bakın. Şöyle bir çekin isterseniz. Tamam. Değerli YouTuber'lar, ünlüler, buraya geldiğinizde mutlaka buraya gireceğiniz. Ercan abimle tanışacağınız. Çok aynen, mükemmel aynen bir insan kendisi. Bakın, Işığı burada, açabilir misin Ercan abi caizsen? Şurada hemen yakalım. Nerede? Bakın gördüğünüz gibi elektrik malzemeleri, tamam mı? Evet, her şey var. Bu malzemeleri, her şey var. Evet. Yok yok. Niye var? Abi, vatandaşa hizmet için var. Tamam. Evet. Vatandaş hizmet ediyoruz burada. Hizmet bizim işimiz. Abi ben sana vatandaş, bir daha sormak istiyorum ya. Vallahi. Vatandaş mağdur olmasın. Doğru mudur evet, hocam? Bana çok şey öğretti hayatta gerçekten. Aynı zamanda evet, YouTube kanalıma da tavsiyeleri oluyor. Yani evet, görünmez bir fikir gizli kahramanlardan yapıyoruz birisi evet, kendisi. Evet, kesinlikle Ercan fikir abi, alışverişi her zaman abim yapıyoruz. Abim diyorum, hem akrabam hem abimdir benim. Çünkü niye? Bir evet, rolü başarılı buluyorum. İleride inşallah çok çok iyi bir YouTuber olacak. Nasip. Güzel çalışıyorsun ama. Nasip. Güzel çekimlerim var. Takip ediyorum, evet, bakıyorum. Hatta şimdi artık eğlence, daha dönüş şeyler çekiyorsun değil mi? Evet, tamam, evet, hatta tenis olayı vardı. Tenis de var. Güzel de. Bundan sonra da yani farklı farklı böyle Sky Park falan, kayma falan onun olacak Park, yani. Evet anladım, çok güzel olur ya. Bowling'dir, Sky Park'tır, işte spor. Hatta mesela için yaz geldi, yani kano olabilir. Kano yapabilirsiniz, var, çok var, güzel olur şey ya. Yani hatta her sizin şey var, güzel ilgimiz alışması yaptığınızı görüyorum. Keşke ki fırsatımız olsa, ya bizler de izlesek bir surf deneseniz ya. Ciddi söylüyorum, bir surf deneseniz. Abi, bakalım nasıl oluyor merak yani ediyorum yani. Biraz zor bir spor ama. Hani incelikleri nedir? Öğrenilebilir yapılabilir mi? Yapılabilir mi? Mesela İzmir'e, Çeşme'ye, o tarafa evet, yazın gidilip de böyle bir denense. Yapılabilir aslında. Hoş olur hoş ya. Olur. Evet. Değil mi? Evet, hem bizler de bence çok zevkli bir video izlemiş oluruz ya. Evet. Ama yaparım. Değişik değişik böyle olsun, farklı atraksiyonlar, böyle herkesin izleyebileceği gibi. Zevkle izlenecek şeyler bulun bence ya. Böyle düşünün, oturun evet, konuşun. Evet. Ben katılıyorum ya. İzleme oranınız daha da artacaktır. Artık. Herkes zevkle izleyecektir diye düşünüyorum. Abim şimdi biz köye geldik ya bugün. Evet. Köyümüzü az çok, yani sonuçta biz burada büyüdük. Evet. Burada günlerimiz geçti. Burada aile eğitimini aldık. Herkes evet, böyledir bu şekilde. Yani köyde sadece ben değil. Hı-hı. Şimdi senin katmak istediğin bir şeyler var mı? Ben elinden geldiğim kadarıyla çekimlerimi yaptım. Hı-hı. Yani drone falan yok. Drone yok. Normal yani, kamerayla. Yer kamerası. İnsanlar nasıl giriyorsa, yaptım, nasıl çıkıyorsa, nasıl görüyorsa. Hı-hı. O şekilde çekim yapmaya çalıştım. Senin de eklemek istediğin bir şeyler var mı bu videoya? İşte değirmene gittik, röportaj yaptık Bünyamin Bey ile. Şimdi Bünyamin Bey değirmen bizim için hakikaten kazanılmış evet, bir değer şu anda. Niye? Çünkü güzel bir meslek fakat şu anda yapılmayan bir meslek değirmenci. Doğru. Tamam mı? Eski bu değirmende de ne var şu anda? Organik buğday var. Yani eski yerli tohumdan, tamam mı, üretilen un var. Her şey GDO'lu. Yani her şey şu anda kimyasal karışmış durumda. Doğru. İnsan ama, hatta hasta, lafını böldüm abi kusura bakma. İnsanın hasta, dolmuş hastaneler. Neden? Bir takım GDO'lu şeylerden olabilir. Yani, tam bilemeyiz yani, ama bütün, şey yapmak gibi olmasın bütün ama. Bütün yediğimiz ürünlerde evet, artık katkı yani, maddeleri olduğu için aslında değirmenin kıymetini bilmek lazım. Evet. Oradan ürünler almak lazım. Mesela ne almak lazım? Ekmek almak lazım. Erişte almak lazım. Ben buna katılıyorum ve çok güzel bir meslek. Çok iyi yapıyorlar bunu. Evet. Tamam mı? O yüzden de köyümüze çok gelen giden var. Hani köyümüzü bir anlamda tanıtmış oldu değirmen. Evet. Doğru öyle olur. Oldu. Çünkü onun değirmen çok var. Çünkü bu civarda başka değirmen yok. Evet. Yani. Yani Bursa bölgesi, belki Marmara bölgesi belki yok değirmen yani. Yok. Orijinal çünkü. Orijinal bir değirmen. Hatta videoda Başa Sarın eğer bu zamana kadar atlayarak geldiyseniz izleyin aha, mutlaka. Değirmenin taşını, işte suyunu, aktığı yeri falan, oradaki her şeyi gösterdik. Yani. Şey de yapıyorlardı. Baklava yapıyorlardı. Onları da çektik oradaki bayramlık insanlara. Bayramlık baklava. Evet. Kendilerine mi yapıyorlar toplanmış, yoksa satmak için? Satmak için yapıyorlar. Orijinal. Orijinal undan. Evet, orijinal fırında, orijinal odundan hepsini anlattık. Katkısız çok güzel işte. Yani yapıyorlar. Bence köyümüz için güzel bir değer. Köyümüzün tanıtımına çok katkısı olacak diye düşünüyorum. Evet. Herkesin gelip görmesi gerekli bir yer değirmen. Ama ondan önce ilk başta Ercan abi geleceğiniz. Değirmenden önce zaman, oraya geleceğiniz kesinlikle abi. Kesinlikle. Herkesi her zaman bekliyoruz. Kapımız evet, herkese açık. Yani abi söylemek istediğim bir şey var mı? Son kapatalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ayağınıza ederim. Ayağınıza sağlık. Ben başarılar diliyorum her ikinize de. İnşallah çok başarılı senin olursunuz. Senin kamerada güzel bir video oldu. Kapatıyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.